Azerbaycan ordusu Ermeni saldırganlarla mücadelede bir kayıp daha verdi. Azerbaycanlı gazeteci Maya Gülüyan'ın oğlu Halit Hasan, Karabağ'da devam eden çalışmalarda şehit oldu. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevzilerini havan ve silahlarla ateşledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5-6 Kasım gecesi sabah 5'e kadar Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebe ve Taşkesen bölgelerinde Ermenistan'ın Bert, Çembelek ve Vardeniz bölgelerinde bulunan askeri birliklerimizin mevzileri düşman tarafından ateş edildiğini bildirdi. Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar açısından bakıldığında bugün temel ilgi Akdere yönündeki askeri operasyonların yoğunlaştırılmasıdır. Su kavşağı ve çevresinin 3 Ekim'de kurtarılmasından sonra durum istikrarlıydı. Taraflar çoğunlukla topçu silahlarının yanı sıra Azerbaycan ordusunun insansız hava araçlarını kullandı. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait bir asker konvoyunun Akdere yönünde gerçekleştirdiği özel bir operasyon sonucunda pusuya düşürülmesi, Akdere-Pavravent güzergahı boyunca hareket eden askeri konvoyun tamamen imha edilmesiyle ilgili bilgilere atıfta bulunmaktadır. Pavravent yerleşiminin Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin manevra yapmasına olanak tanıyan Agdam yönünde savaş hattına paralel bir yolun parçası olduğu belirtildi. Cephe hattı Kapanlı'nın doğu köylerinden birkaç kilometre ötede bu yönden geçmektedir. Bu arada Ermeni Silahlı Kuvvetleri Tertel bölgesine ve Pavravent köyünden ve Agdere-Pavravent yolundan köylere ateş açtı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırıları hakkında yeni bilgiler yayınladı. Örgütün basın servisi, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucunda 27 Eylül'den bu yana 92 sivilin öldüğünü ve 404 sivilin yaralandığını bildirdi. Harap olmuş sivil tesis sayısı 504, apartman sayısı 100, konut sayısı 3064'tür. Azerbaycan ordusu Eylül ayının son haftasında Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılar sonrasında harekete geçerek başlattığı operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini ise hızla sürdürüyor. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Akdere ve Hocavent yönlerinde devam ediyor. Azerbaycan ordusundan aldığı darbeler ile tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunda yiyecek ve tesisatın tükenmesi üzerine cephe hattının belli bölgelerinde askerlerin mevzilerini bırakarak kaçtıkları tespit edildi. Ermenistan ordusu ise birliklerde yaşanan dağılımları önlemek ve kayıpları telafi etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Farklı ülkelerden savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine çok sayıda paralı asker sivil uçaklarla getirilirken söz konusu kişilere aylık ödenecek maaşın ise $600 olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde halka gönderdiği emir ile 2000 kişiyi askerlik görevi için çağırmasına rağmen yalnızca 300 kişinin başvuru yapması üzerine bu sefer de devreye Adalet Bakanlığı girdi. Gönüllü halktan ve paralı askerlerden umduğunu bulamayan Ermenistan bu sefer de Dağlık Karabağ'da savaşmaları için gönüllü mahkum gruplarını cephe hattına göndermeyi düşünüyor. Adalet Bakanı Rustam Badasyan, tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, bu sorunun başsavcılık tarafından çözüldüğünü ve bu sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi. İstanbul'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, Ermenistan'ın Karabağ işgaline son vermesini ve Azerbaycan topraklarını iade etmesini istiyor. Türkiye'de yaşayan 67 yaşındaki Ermeni asıllı Artuk Keyişoğlu, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu belirterek, Ermenistan'daki Ermeni vatandaşların bu konudan memnun olmadığını düşünüyorum dedi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı küçük bir orduyla savaşmasının imkansız olduğunu kaydetti. Dünya çapında toplam 500.000 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Virüs yaklaşık 2 milyon hastayı öldürdü ve 35 milyon kişiyi iyileştirdi. Virüs Asya'da tahmini 15 milyon, Kuzey Amerika'da 12 milyon, Avrupa'da 12 milyon, Güney Amerika'da 10 milyon ve Afrika'da 2 milyon kişide tespit edildi. Vaka sayısı bakımından ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dır. Rusya'da 2 milyon, İran'da 654.936, Türkiye'de 386.820, Ermenistan'da 99.563 ve Gürcistan'da 49.218 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 6.873 kişiden 794'ü hayatını kaybetti ve 46.465'i tedavi edildi.